Selamlar arkadaşlar, Sejime'ye hoş geldiniz ve Erkan Almanya serimize tam gaz devam ediyoruz. Seride çok az kaldı, sonlara geldik, artık dedik ki bir savaş görelim. O sebepten dolayı da biz savaşımıza başlayacağız inşallah. Şimdiki bölümde mutlaka başlayacağız da ama şu tur değil, bir dahaki tur başlarım diye düşünüyorum. Şuradaki adamları da taşıyalım bu tarafa, lazım olacaklar. Hepsini taşıyalım, bir tanesini bu tarafa alıyorum. Bunu mu alsam? Yok, bunu değil de bu daha rahat gelir sanki. Yok lan, hiç de rahat gelmiyor. Ama yine de bu gelsin. O hiçbir yere gidemiyor çünkü. Bu elemanı da buraya taşıyayım. Artık burayla çok fazla bir alakamız kalmadı gibi bir şey. Olursa da yaparız bir şeyler ya. Artık şu anda buraya birilerinin şehir kurması umurumda bile değil gerçekten. Umurumda bile değil. Kurarsa kursun. Düşman olmadığı sürece kursalar da hiç umurumda olmaz. Yani İspanyollar mesela. Gelsinler şehir kursuna. Çinliler de olur. Hatta ve hatta Yunanlılar, Japonlar veya Zulular, isterse Osmanlı olsun abi. Kim kurarsa kursun. Asur hariç sıkıntı yok. Bence sıkıntı yok. Şu noktadan sonra sıkıntı yok. Oyun bitti. Bitti neredeyse çünkü. İspanyollar yalnız bu muhteşem filoyu boşu boşuna kuzeye gönderiyorlar. Çok uyuz oluyorum ya. Çok uyuz oluyorum. Arkadaş getirin bunları ya. Getirin şuraya ya. Var ya bu filoyla bu tamamını getirseler buraya var ya. Cape Town tek başlarına alırlar. Bana ihtiyaçları olmaz. Benim filolarımın biraz kötü tarafı şey. Bir dakika şunları bir ayarlayalım. Hazır işlerimizi bitirelim de tur yapalım ama öyle konuşalım. Bu arada 3 tur bekleyip mi savaş açsak ya? Jet Fighter'lar gelecek. Modern Armor'lar gelecek. Evet lan. Evet. Evet. Evet evet bekleyelim bekleyelim. Bence bekleyelim yani. Ya şimdi bunlar yeni anlaşma istiyorlar ama bilmiyorum yapmasak daha iyi olur gibi geliyor bana ya. Hoş 450 altından bir şey olmaz. Ama Zulularla yapmamıza gerek yok bence. Zul zaten ölmek üzere. Muhtemelen ölecekler zaten. Hadi yapalım belki bir işimize yarar ama zannetmiyorum 30 tura kalmaz bu oyun. Yani geçen bölümün sonunda da anlattım size zaten hatırlayan vardır. Yani kalmayacak o kadar ya. Kim kimi nerede bombaladı? Ben bir an için telefonumun kenarına baktım. Bir ses geldi diye ama göremedim. Buraya bombaladı ama burada ne vardı acaba? Ne diyor? Our wars are backed with nuclear weapons. Vay vay vay. Tehdit ha? Nükleer silahlarla tehdit ediyor şerefsizler. Yani bak şimdi Osmanlı olmakla beraber yani ben bu kelimeyi kullandım ama yani anlıyorsunuz duruma ben duruma göre kelimeyi kullanıyorum. Kime kullandığım önemli değil. Evet telefonum habire bip bip yapıp duruyor. Şimdi New Unit Belgrad. Belgrad'dan bir tane birim geldi. Nereye geldi acaba? Bazooka. Evet bazooka gelmiş. Değil mi? Evet. Rütbe veremiyoruz. Rütbesiz bazuka geliyor. Rütbe verme olayı neyle alakalı biliyor musunuz? Argos'a veriyor ya Belgrad. Argos'un içinde işte şu askeri gemiler aman askeri binalar var ya baraks olsun bilmem ne. Onlardan hepsi bulunsa buna istediğim kadar rütbe verirdim ama hiçbiri olmadığı için şu an rütbesiz geliyor bunlar. Ben yine de bunları şöyle taşıyalım diyorum. Nereye taşıyalım? Yol üzerinde kalsın. Şuraya kadar gelsin. Tamam. Bunları durduralım. Bu tank değil mi? Bu tankı ben yola çıkardıydım değil mi? Evet. Şimdi seni şuraya getirelim. Şurada durabilirsin. İhtiyaç olduğun takdirde başka yerlere taşıyabiliriz seni. Interception özelliği verdim. İkinciyi verdim. Üçüncü geliyor. Ya işte bu. Şimdi bunu yaparsam üçüncü interception yeteneğini kazanacak. 33, 33, 34 yani %100 gibi bir şey oluyor. Veya bunu yaparsan işte %34 daha kazanacak. Veyahut da Air Repair var. İşte hangisi daha işe yarar ondan emin değilim. Şimdi ikinci Interception çok iyi bir şey. Çünkü o zaman mesela bir uçağın var ama iki defa iş görüyor. Yani adamlar mesela diyelim ki 10 kere bombardıman uçağı gönderdiler sana. Sende 10 tane uçak varsa bunları her birine karşı koyabilir sırayla. Ama diyelim ki sende 5 tane uçak var. Ama her birinde 2 sorti yeteneği var. O zaman ne yapacaklar bu uçaklar? Her
iki bombardıman uçağına bizim bir uçağımız kalkacak. Bu özellik çok güzel ama eğer çok hasar alırlarsa bu sefer bizim uçaklar zarar görecekler. Ama bildiğim kadarıyla air repair özelliği fighterlarda çok önemli değil. Özellikle interception yapanlar için yani karşıdan gelen bombardıman uçaklarını karşılama. Ya bunun kesin şeyi vardır, özel terimi vardır da ben şu an aklıma getiremedim. Her neyse bu özellikteyken bence ya bunu ya bunu almak lazım. Ben ikinci sortiyi alacağım. Çok güzel. Hemen de bunu gönderelim şeye. Bunu Atina'ya göndereyim. Gidemiyor mu lan? Nereye gidiyor peki? Lan Atina'ya da gidemiyor, buraya da. Aa, çift iki tur yapmamız gerekecek. Bu iyi olmadı ya. Sevmedim bu durumu. Evet, kargo gemisi. Kargo gemisi. Ben bunu Osmanlı'ya falan mı göndersem ya? En yakın neresi var? Ona bir bakalım. En yükseğe bakalım. Edirne. Osmanlı'ya savaş açmaya niyetim yok. Edirne'ye giderse... Edirne bayağı uzak ya. İstanbul'da olabilir mesela. Edirne birazcık daha fazla para kazanıyor. İstanbul. İstanbul'a... Ha, pardon. Şöyle. Rota çok güvensiz bir rota değil. Ama ya kaybedilebilir açıkçası. Sadece buraya göndermemin tek sebebi var. Edirne'ye bakayım bir dakika. Edirne'de böyle. İstanbul. İstanbul daha güvenli olabilir ya. Bilmiyorum ama daha güvenli olma ihtimali var. Bunun sebebi sadece bunlarla şeyimiz artsın diye. Şuradaki kültür etkisi var ya, nerede o? Oha, ne olmuş o öyle ya? Asur'un eksi 140 olmuşlar. Benden aşırı etkileniyorlar tabii ki. Daha dur, daha neler neler olacak. Senle bir savaşa girdiğim zaman ağzın burnun kırılacak. Mutlulukta eksilere gideceksin. Şu anda sıfıra kadar düşmüş gördüğüm kadarıyla. Daha neler olacak. Dur sen. Ben bunu yine de göndereyim. Bir dakika, şuna bir baksak mı yine de ya? Osmanlı. Osmanlı ile en düşük seviyeye düştük. Kaç tur diyor? 41 tur. Çok fazla. Bu bir ticaret rotası gönderirsem ben bunlara bu en azından biraz daha düşük olur. Ama şu şeyleri patlattığımız zaman, müzisyenleri, bu işler düzelecek. Asur 28 diyor ama o da zaten yakında artacaktır. Ben bunu gönderiyorum onlara. Edirne dedim, İstanbul'a gönderiyorum İstanbul. Hadi İstanbul olsun. Gerçi hangi şehirden oraya gidiyordu hiç dikkat etmedim ya. Köln'den mi gönderdim işte? Berlin'den mi, anlamadım ki. Tamam, şunu da yine interception özelliği verdim. Ama burada tabii ekstra özellik yok. Sen buraya kadar uçabiliyor musun? Yok. Vallahi bu da gelemiyor ya. Bunu da iki tur yaptırmamız gerekecek. Tamam, oraya gel bari, ne yapayım? Sen burada dur ya. Valla. Ha, bu yeni gelen. Sen de interception moduna gir. Bunları kurmamıza gerek yok. Kurulma ihtiyaçları yok bunların. Sen de dur. Bazukalar dursun. Sen de dur. Tamam. Herkes duruyor. Şimdi şehirlerde üretimleri yerleştirelim. Frankfurt en son bir uçak yaptı. Şöyle bir bina. Apollo program. Aslında başlatsam mı başlatmasam. Bence gerek yok ya. Çok fazla kalmadı. Yani oyun bitecek. Kültür galibiyeti alacağız. Rocket Artillery, Mechanized Infantry... Bir dakika, Frankfurt neresi? Burası. Ben burada gemi yapıyorum. Battleship yapalım. Battleship daha iyi. Nükleer denizaltı... Ya, Battleship'ler her türlü faydalı. Çok çok amaçlı bir uçak çeşidi. Yine Fighter'a devam. Şimdilik. Ondan sonra ya her türlü askeri yapacağız burada bundan sonra. Her türlü askeri yapacağız. Seaport. Aslında Seaport olsa burada çok daha hızlı üretebilirdik ama çok acil bir şey değil ya, öyle diyeyim ben size. Acil bir şey değil. Olmasa da olur. Şimdi yine fighter'a devam. Bir tane daha fighter gelsin. Onu da yerleştirelim buralara. Böylece hava savunmamız aşırı derecede güçlü olacak. Bakalım başka. Tamam. Bir tur daha atıyorum. Bir dakika. Bir tur ne için atacağız? Şurada battleship gelsin diye. Şurada iki battleship daha üretiyorum. Bir de burada denizaltı gelecek. Bir de buradaki uçağımız gelecek. Ondan sonrasını da bırakacağız. Yani daha sonra, pardon, savaşa girebiliriz. Gerçi bunu da bekleyelim diyordum ama iki tur daha. Aslında iki tur ziyan olmaz ya. Bekleyebiliriz. İki turdan zarar gelmez ya. Oo, gördünüz mü? Bak, buradaki tankı çıkarttılar. Buradaki
Mobile sen vardı. Espero que este trato reciba su bendición. Ha, tamam. Tabii ki. Parayı her zaman evet diyebiliriz yani. Oo, adamlara bak. Abi hala bunları mı kullanıyorsunuz lan bombardıman uçağı olarak? Ay bunların bombardıman uçaklarına karşı iyi savunması var destroyerlerin. Bu arada çok kalabalık görünüyorlar burada. Aferin be, hele şükür ya, bir gelin ya. Hepsi yaralı yaralı artık. Nerede yaralandınızsa artık bilmiyorum ama. Bu ne gemisi? İspanyol gemisi. Neyse sana maliyetti bu. Bunlar yok olursa daha iyi olur senin için. Osmanlı Evdünün Zulu. Tamam, önemli değil. Samsung hala bunların elinde. Samsung. Hep niyeyse sonunda bir G geliyor dilimden çıkarken. Şu Nobamba'ya hiç kimse saldırmıyor ya. Bu arada bu herifler buraya bir gemi, şey, uçak getirmişler ulun diye. İspanyolların elinden Tokyo gitti. Evet, gördüğünüz gibi bazı durumlar tehlikeli neticeler veriyor. Bu ne? Vilnius. Vilnius'ta ne oluyor? Ha, görev şu. Bir faydası olur mu? Aslında iyi para versem olur. Ama Vilnius'u alsam iyi para dediğim de mesela kaç, 71. Mesela 1000 para verirsem olur. Vereyim mi? Bilmiyorum. Şimdi deniz birimlerine karşı saldırı yeteneğini arttıralım bunun. Şöyle çık buraya. Tamam. Denizaltımız geldi. Sen de böyle çık. Hatta şuraya gelebilirsin. Şuraya kadar gel hatta. Tamam mıdır? Uçakları hemen taşıyalım. Birini Sparta'ya... Bir dakika. Bremen'e de mi göndersem bir iki tane? Neden biliyor musunuz? Çünkü buradan da bir şeyler ihtiyacımız olabilir. Şimdilik göndermeyeyim. İhtiyaç olursa göndeririz o zaman. Mesela şimdi başkente bir tane daha üretiyorum. Oradan ürettiğimizi Bremen'e gönderebiliriz. Ya da Bremen değil de Frankfurt da olabilir. İhtiyaç nerede olursa. Şunu başkent, eski başkent Atina'ya gönderelim. Öbürü nerede? Ha, bu da burada. Onu da Sparta'ya. Şimdi üçer tane savaş uçağımız var burada. Ha, bu da yeni geldi. Interception. Sen de Interception görevine geç. Artık şu anda savunması güçlü buranın. Yani hava savunması. Hemen alalım. Ne alacağız? Tabii ki bunu alacağız. Parayla asker alma şeyi, özelliğini alacağım. Daha diğerleri mutluluk getiriyor. Mutlulukla alakalı ihtiyacımız olabilir ileride. Şehir almaya başlayacağız çünkü. Ama şehirleri tabii ki ele geçirme niyetiyle değil de daha ziyade... Şimdi bir dahaki ne zaman? 9 tur sonra. O da güzel. Bu ne? Local elections diyor. Onu geç. O zaman üretim... Neresi burası? Ha, Atina. Yine şey üretelim burada. Artık bombardıman uçağı ya da mobile sem üretelim olmazsa. Ya da bunlardan herhangi bir şey üretebiliriz. Üretimi, buna asker üretimi çok iyi ya. Çok hızlı geliyor. Üstelik nükleer enerji şeyi santrali de yok burada. Military Academy de yok. O da olsa güzel olurdu ama çok büyük ani etkisi yok onun. Fighter bombardıman uçakları, bunları şimdilik yapmayacağım diyorum. Burası en iyisi mekanize infanteri yapsın. Neden diyeceksiniz? Mekanize infanteriler çünkü şu anda şey açısından çok önemli. Savunma açısından. Mekanize infanteri mesela tepeler olsun, orman olsun, bunlardan bonus kazanıyorlar. Ama tanklar mesela bunların etkisini hiçbir şekilde yararlanamıyorlar. Cümle kuramamaya başladım yine ya. Tabii arka arkaya 3 bölüm çekersen böyle oluyor tabii. Şimdi burası nükleer denizaltı üretti. Ben buraya ne üreteyim? Yine gemi üretmeye devam edelim bence. Destroyer üretsin burası. Yakında şeye geçeceğiz tabii. Atom bombası falan üretmeye başlayacağız. Burası yine bir destroyer bir şey üretsin bakayım. Ne üretsin? Nükleer denizaltı 2 tane var. Yeterli. Destroyer 1 tane. Burada da 1 tane var. 2. O da güzel. Bir tane battleship burada var. Battleship aslında çok çok işe yarar ya. Bence destroyer boş ver. Battleship yapalım. Tamam. Battleship'e koyduk. Şunu da biraz yaklaştırayım. Lazım olacak çünkü. Şöyle şu denizleri görelim. Ne var ne yok. Şöyle. Tamam. Tek başına kalmış gibi olabilir arkadaşlar ama sizi yanıltmasın.
Çünkü biz burada kontrollü bir şekilde hareket ediyoruz. Geri gidiyorum. Orada bekleyelim. Tamam. Bir tur daha, son tur. Bundan sonra savaşa giriyoruz. Bilim puanımızı uzun zamandır arttırmadık. 1200'de kaldı. Herkes arttırdı. Ama oyunun sonlarına geldiğimiz için artık gerek yok diye düşünüyorum. Burada ne oluyor? Ha, yine bombardıman uçakları. Neyi bombardıman ediyorlar abi? Bu kim? Kimin bombardıman uçağı? Asur bombardıman uçağı. Ha, bunlar şey, Zulu topçusu. Ne salaksınız ya, Zulular. Bu topçu var ya, 100 yıldır burada geziyordu. Şimdi karaya çıktı. Artık yeter, ölmek istiyorum falan diyorlar. Sıkıldılar, bunaldılar herhalde. İki aircraft. Atomic bomb. Uaa. Bu kimin gemisi? Şey, İspanyol gemisi galiba. Neyse, biz savaşa giriyoruz artık. Şey gibi düşün. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın savaşa girişi. Bir girdi, bütün dengeler değişti böyle. Birdenbire her şey tersine döndü Almanlara karşı. Şimdi Almanların, yani İkinci Dünya Savaşı'ndaki Almanların pozisyonunda şimdiki Asurlular bulunuyor. Ha, İspanyollar şimdi saldırıya geçti. Hadi oğlum, batırın şunları. En azından bir tanesini batırın. İki denizaltıyı batırsalar var ya, çok iyi olur. İkisi de battı. Değil mi? Çok iyi. Çok iyi, çok güzel. Bu neydi? Osmanlı gemisi miydi? Bilemedim ama neyse, salla. Asur'u batırdılar. Asur gemisini. Çok iyi ya. İzmir şu anda açık bir şey. Suveyt'ten Complete SS Booster. Eyvallah. Önemli değil ya. Yani hakikaten gerçekten önemli değil. Bitiyor. Oyun bitiyor arkadaşlar. O yüzden bilime kasmıyorum. Bilime şu anda da kasmak için geç kalmış sayılırız. Evet, bu lazerler geldi. Asura Neplan'ın Eges Odanabunaga. Ben sana bir şey desem ne olur? Oh. Allah'ım ya Rabbim. Bak, bu gidici ya. Bu ölür gider. Tamam, artık savaşa girelim. Ticaret rotası. Nereye gidiyordun sen en son? Mogadişu. Aslında en güvenli rota. Yani üstelik de en değerli yerlerden bir tanesi. Berlin'den Mogadişu'ya. Sevilla, Salamanca, onlar uzak yerler. Bunlara zaten bir tane gönderdim. O patlasa da gider. Mogadişu'ya gitmeye devam etsin burası. Paramız bayağı azalmış bu arada. 62 oldu. Niye öyle oldu acaba? Tamam. Bunu başka ne var? Bir ticaret rotası daha. Tabii ondan dolayıymış bu. Bu Beijing'e gitsin. Gitmeye devam etsin. Başka bir tane daha mı? Arkadaş sürekli ona geliyor ya. Sen şimdilik dur. He. Aa, bunları yükseltebiliyorum. Ama bak şimdi yükselttiğim anda artık bunların intercept özellikleri bir turluğuna geçecek. Yükselteceğim başka şeyler de var mesela bunlar. Bir tur daha mı bekleyelim yani? Tamam, paramız var. Her şeyi yükseltelim. Sonraki turda savaşa girelim. Yine hayal kırıklığına uğramayın arkadaşlar yani. O kadar dedik, bu bölümde savaşa gireceğiz ama bu bölümde anca savaşa girebileceğiz galiba. Şimdi bunlar kaç para ediyordu? Bakayım. 70. İyi abi, 70 önemli değil o kadar. Fighter, jet fighterlar gelecek. Jet fighterlar müthiş hareket ediyorlar ya. Bir tane olmaz abi. Birden fazla koymamız lazım. Ya da belki bir turluğuna ben buradaki hava savunmasının... Baksana şekle, ne güzel ya. Fiyakalı bir şekli var. Bir turluğuna buradaki savunmamızın biraz zayıf düşmesine göz yumabilirim diye düşünüyorum. Yani şu an hemen savaşı açmayalım. Şunun menzili ne? Evet, bir adım ileri gidip öyle saldırmamız lazım. Bunlardan da iki tane var sadece yalnız. Aynen, iki tane var. Ama İzmir bombardıman etmek için yeterli. Burada bir zaten kimseyi bırakmadılar. Hepsi gitmiş. Mekanizeler de içeri girer. Savunması yüksek onların. Tanklar duracak zaten. Modern armorlar bunlar. Onlar dursun, bir şey olmaz. Denizde ise bir saldırı gerçekleştireceğiz. Buradaki filoları tamamen yıkmaya çalışacağım.
Özellikle şu Battleship ile şu iki destroyer'ı yıkmam lazım. Hatta bunu da yıkmamız lazım. Şunların hepsi yeter mi bilmiyorum. Nükleer denizaltımız var. Başarılı olur diye tahmin ediyorum. Ondan sonra... Guzana şehrini bombardıman edeceğiz. Onu ele geçirmeye çalışacağız. Bu tur içerisinde ele geçirme şansımız olur mu? Bakacağım. Belki olur. Ondan sonra savunma pozisyonu alacağız bu noktada. Gemiler iyileşene kadar, hasar görmüş gemiler iyileşene kadar, ki ilk etapta hasar görmeyeceğiz. Ondan sonra ise yeniden toparlanıp mesela Erbil'e saldıracağız. Ondan sonra şurada gemi var mesela. Bunu batırsam önceden daha iyi olur hatta. Öyle de diyebiliriz. Sparta bu arada bomb shelter yapıyor. Neyse. Ben savaş açmayı niyetliyim şu anda. Vallahi savaş açalım diyorum. Haydi bismillah. Şimdi Kuala Lumpur'a Regusa da onların safında savaşa girecek. Onun haricinde hiçbir şey yok. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Ben başlatıyorum ya arkadaşlar. Bu bölümde zaten fazla zaman kalmadı. Ben başlatalım diyorum. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Haydi bismillah. Evet, şimdi savaştayız. Diplomatımız geri çıktı. Kaçtı yani. Ondan sonra Regusa ile ilişkilerimiz sona erdi. Artık savaştayız çünkü. Şimdi başlayabiliriz. Bunları batırmak kolay olmayacak tabii. Ama bu nükleer denizaltılarımız tek atışta indirebilecek güçte. Gördüğüm kadarıyla. Şu da destroyerleri de yok edebiliyor. Şimdi nasıl yapalım? Çok rahat hareket edebiliyoruz yani. Çok gerçekten çok kolay bir şekilde bunların tamamını yıkacağız. Bunun ele geçirme yeteneği var mı? Yok galiba, değil mi? Yok. Şunun? Ya varsa da görmüyorum. Neydi? Withdraw before melee. Bu ne? Submarine'leri gör. Bonus vs. şehirler. Attack submarines diyor. Interception. Interception dediği şey uçaklar. Uçak saldırısı olduğu zaman. Şimdi önceki şu ikisini yok edelim. Bir de ya hepsini yok etmeye çalışalım ya. Mümkün mertebe. Şimdi bunlar tek atışta indirebiliyorlar. Tek atışta indirebiliyorlar. Şunlar uzak olduğu için acaba diyorum ki bir dakika. Şöyleyken bir bakayım. Ha, iyi hasar veriyor hakikaten. Gel abi. At bombanı. Hasarını ver. Şimdi bu saldırırsa yıkamıyormuş. Görüyor musunuz? Olmuyor. Peki. Peki şunu getirelim. Bu da gelsin buraya kadar. Yeterli burası, değil mi? Şuna, buna yok. O zaman bir adım daha git. Ana, işe yaramıyor lan. Yani şunu bombardıman edecektim. Edemiyoruz. O zaman abi denizaltını getir şuraya kadar. En azından şunu bir indirelim. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Şuna saldırsam da kazanamayacakmışız gibi görünüyor. Çok az bir fark var. Peki, şu gidebiliyor mu buraya? Evet, olmazsa bunu gönderirim ben oraya ama şunu indirmemiz lazım. Bunu denizaltı indirir. Denizaltını şöyle bir hareket ettireyim şuraya doğru. Pardon, şunu da indirmemiz lazım. Peki bunlar bombardıman ettiği zaman bir şey oluyor mu? Yeterli o... Evet. Bu destroyer bunu halletsin. Sen bunu bir indir. Bu destroyer de şunu halledebilir. Destroyerler çünkü... yok edemedi. O zaman mecburen bunu getireceğim. Bombardıman etsin. Mecburen. Şununla şunu indiremedik maalesef. Ama yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok çünkü şeyimiz yok. Menzile tutturacak kadar yaklaşamadık. Şununla saldırabilirim ama yine de. Şöyle gelip şuradan saldırayım ki hani bunu ele geçirecek yere gitmesin. Aa, battı bile. Oo, harika. Batmazmış gibi görünüyordu ama battı sonunda. Tamam, bütün şeylerin buradaki filolarını bitirdik. Şimdi tabii bunlar henüz harekete geçmeyecek. Hatta bunu belki de içeri taşısam iyi olurdu ama dur kalsın. Denizlerdeki operasyonumuz güzel. Devam ediyor. O durduğu yerden ateş etsin. Süreyi bitirdik.
5-10 dakika daha devam edelim. Bakalım ne kadar hasar verecek. Güzel. Bu denizaltı yalnız biraz keşfe mi gitse ya, ne yapsak? Bunlar ama bombardıman edebilirler ya. Menzillerinde kalmamak lazım, orası kesin. Şuradan ateş edelim. Ha bir dakika, ben bunu yok etmeyi istiyordum. Ha tabii, yok etme işini şuna bırakabilirim. Hayda, bu adamlarda değişik şeyler varmış. O zaman şunu ateş edeyim. Tamam, batması güzel oldu. O denizaltımıza bir şey olmaz. Şu bir şey yapamaz. Peki bununla bombardıman etsem bunu yok edebiliyorum. Şehri boş ver abi. Şehri nasıl olsa bu turu alamayacağız. Şunu yok edemiyorum ama bunu yok edebiliyorum. Ama bu da mesela benim gemiyi batırabilecek büyük ihtimalle. Sen bir gelsene böyle. Gel abi gel. Şöyle gel. Denizaltıyı buradan... burada şehir. Unuttum ben orayı. Şimdilik aslında bunu bu tarafa geçirmeye çalışsam güzel olurdu ama burası o kadar karmaşık bir şey ki, labirent gibi ya. En güzeli ne biliyor musun? Şu şehri ele geçirelim, ondan sonra şey yaparız. Şu da bombardımanını yapsın. Bu tur ele geçiremeyeceğimiz kesindi zaten de. Bu arada sen burada bir bekle. Bu arada ben şu mekanize infanteriyi de buradan getireyim. Şu nasıl olsa yetişir ama birazcık bu tarafa yaklaştıralım ki şey olsun. Savunma türü bir harekette bulunabilelim. Şurası durabilir. Tamam. Başka? Şunu da götürelim buraya. Şehir almaya çalışacağız nasılsa. Ama şu an bu tur şey yapamayız. Ateş edemeyiz bununla. Şurada bulunmasının çok manası yok. Şimdilik yok. Ama ihtiyaç olursa geri getirebiliriz. Şimdi bu filonun tamamı birleşecek. Cape Town'u almaya çalışacağız. Daha doğrusu serbest bırakacağız. Cape Town. Sonra güneye ineceğiz. Bogota'yı serbest bırakmaya çalışacağız. Aslında Bogota'yı en sona bırakalım bence. Cape Town'u serbest bırakalım. Sonra Nasibina denen şehri alacağız, yıkacağız. Şu an, ana adamlara bak. İnfanteri üretmişler burada. Bazukalar güzel ama zaten şu dandik. Yani ben bu yok olmuş zannettim. Neyse, bazukayla bir tane mobile SAM var. Bunlar, iki bazuka varmış. Tamam, bunun bir esamesi okunmaz ya. Hallederler. Şimdi karasal operasyonumuz var. Hemen şöyle... return kime? Osmanlı'ya ait. Return diyelim, salla. Evet, return dedim. Şimdi bunun menziline girmiş olduk aslında. Bak, buna da anti-tank varmış. Daha da ilerleyelim mi? Aslında bunu da alabiliyoruz. Bu da Zulu'ya ait. Onu da serbest bıraktım. Onlar da mutlu oldular. Sen de gel buna... buna bir şey yapamıyorum. Peki bu yapabilir mi o bir şeyi? Evet, yapabiliyor. Bak bunlar şeymiş. Asura ait şeylermiş. Gemiler. Her neyse işte, anladınız. Gel bakalım. Bombardıman et. Pardon, bunların bombardıman limitiz 1'miş. Ne yapalım? Şuraya mı gelelim? Şuraya gelelim. Şuna saldıracağım yakında da. Sen bir adım gel. Sen de bir adım gel. Ve ateş et. Allah cezanı vermesin. Burası ormanlık olduğu için geldi kaldı ya. Bombardıman. Şunu mu bombardıman edelim? 15. %200. Oha, şehrin canına bak ne kadar gidiyor. Şehir mahvolacak böylece. Şey diyeceğim, şuradan bir adamı getirip böyle zank diye şehre saldırtma şansım var mı şu anda? Yok. Çünkü bütün tanklarımız yeni güncellendi. Hiçbir hareket edemiyor. Bir tek bu. Bu da gelebiliyor ama gidemiyor. Sen yine de gel böyle. Şurada iki tane battleship'imiz var. Onlarla da bombardıman edelim şehri. Şehri serbest de bırakabiliriz aslında isterseniz.
Ama öyle bir şeyin niyetim yok şu an için. Niyetsizim. Niyetim yok. Niyetim olaha da yoktur. Tamam. Sen dur. Bunu ben geçirmek istiyorum ama geçiremiyorum ya. Şu bölge bitirdi beni ya. Hakikaten bitirdi. İzmir'i aldıktan sonra yine geçemeyeceğiz biliyor musunuz? Şu ezik. Allah cezanı versin ezik. Sana da savaş açıp seni de ele geçiresim geliyor ama. Bütün oyunun başından beridir yaptığımız her şeyin burada işe yaramaması çok can sıkıcı hakikaten. Ne istiyorsun? Al götür lan. Hadi bunu da verdim götür. Karşılıklı olsun o zaman. Hadi götür. O da yok. O da yok, o da yok. Mal mısın nesin ya? Bedavaya ne veriyorum sana haberin yok. Bunlar bir işe yaramıyor o yüzden. Şunu böyle getirip burada bekletelim. O zaman yapacak bir şey yok. Bombardımanlarımızı ettik. Bu destroyerler de gelsin savunmada dursun. Burayı nasıl ezdik ya birdenbire. Şimdi gelelim bizim asıl hareketimize. Bak bunu getirip burada patlatacağız. Ama önce bir dakika. Burada bir işçi ihtiyacımız var. En yakın nerede var? En yakın burada var. Hemen gelsin. Hemen gelsin şuraya tren rayları döşesin. İzmir'e kadar döşeyeceğiz zaten de rayları. Ama o zamana kadar benim acil bir şekilde sen de böyle gel. Sen de böyle gel. Ya bu komutanlar ne böyle ya? Şunların canları düşük olmasa oraya göndereyim diyeceğim ama şunlar. Olsun ya yine de gönderelim. Ya bunun başında işçi var. O durabilir. Dursun hatta. Bunu... Ya o değil ya. Gel. Heh. Sen böyle gel. Menzilin kalmadı zaten. Buraya gelemiyorsun. Bir şey diyeceğim. Bu bazukaları ileriye atabiliriz ya. Şu eleman da bir adım ileride dursun. Tamam mıdır? Tamamdır. Bir bazuka daha burada var zaten. Bunu da şuraya alalım. Şöyle alalım. Şunu da hatta alabilirim bence buraya. Bence alabilirim abi. Aa burada işçi varmış. Gel abi gel buradan gel. İşçilerin yürüme kapasiteleri çok zayıf ya. Lan bunu unuttuk ya. Bak buraya bir tane mekanize infantri gönderip anında bunu indirecektim. Ama bu zaten bir yere kaçamıyor. Buradan kaçmaya çalışabilir. Ama büyük ihtimalle burada kalacak. Diplomatımız geri kaçtı oradan. Bunu söylemiştik zaten. Konuşmuştuk onlarla. Bunu da biraz ilerletelim. Nereye ilerletebiliriz? Buraya komutan, burada işçi, burada eleman. Bir bazuka daha yok muydu? Evet onu unutmuşum. Tamam şu bazukayı da buraya alalım. Şu elemanı da buraya getirelim. Asıl operasyonumuz bu. Aslında İzmir'i ele geçirmekten öte bunun gibi bir operasyonumuz var. Bunu yapmamız lazım. Öncelikli olarak. Bunu başardıktan sonrası zaten eğlenceye kalıyor. Şimdi buraya saldırmak için önce denizden bir kuşatma gerekiyor. Ondan sonra harekete geçeriz. Panzer duruyor lan burada. Güncellen. Mesela bu gelebiliyor mu bu tarafa? Bak bunun savunması güçlü olduğu için ben bunu hareket ettirmek istemiyorum. Bu burada özellikle burada kalsın. Gerçi çok güçlü ya. Blitz yeteneği var. Bu Blitz yeteneğiyle inanılmaz şeyler yapabilir bu. Ay ay gel hadi gel. Şurada bir tane daha mekanize infantri yapıyoruz. On olmazsa aşağı çağırırız. Zaten şu anda Asurluların ne yapacağını bilmiyorum. Ben şu anda hamlelerimi yaptım. Ana bunu unutmuşuz. Mekanize olmadan önce bir hareket etsin bakalım bu. Nereye gelsin? Gel buraya kadar gel. Bak bunu bu tarafa getiririm ben de. Sen şimdi mekanizeye dönüş. Seni getireceğiz. Bu da bayağı yetenekliymiş ya. Başka kim kaldı? Var mı başka kimse? Var mı? Yok. Şimdi üretimlerde bir tane uçak geliyor burada. Gemiler geliyor. Ama karasal asker yapmıyoruz şu anda. Karasal askerleri başkentten çıkartmayı düşünüyorum bundan sonra. Bu arada Robotics gelecek yakında. Missile Cruiser gelecek. Kaç turumuz kaldı bunun bitmesine? Mesela Çin'in etkilenmesine 9 tur kaldı. Çok az. Asur'un etkilenmesine 49 tur var diyor. Ama bu patlamalardan sonra çok çok daha az olacak. Kesinlikle çok daha az olacak.
Onun haricinde Osmanlı var ama Osmanlı'yı arttırdım bayağı. 21 tura geri düştü. Japonlar zaten bitmek üzere 5 tur. Tamam yani bu kadar. Olay çok fazla bir şey kalmadı. Bir sonraki araştırma anlaşması ne zaman geliyor? Çinlilerle yaptığımız araştırma anlaşması var. Ona daha çok var biliyorum ama bir bakalım yine de neredeymiş. Şuralarda. Heh. 349. Daha bunun gelmesine bu kadar çok varken o zamana kadar oyun bitecek. Zaten İspanyollarla yaptığımızı görmeyiz bile. Tamam, çok fazla uzatmayalım bu seferkini. Savaşı başlattık. Hareketlerimizi yaptık. Biraz başarılı operasyonlar oldu ilk başlarda. Bakalım bundan sonra da aynı başarıyla devam edebilir miyiz? Bu arada hemen bir info addict'e son olarak kısa bir şekilde hızlıca bakalım. Askeri güç 450 bine ulaştırdık. Evet, bizim hedeflerimize yaklaştık yani. 500 bin olmamız lazım diyordum ama biz 500 bine yaklaşırken adamlar da 960 bin olmuş Asur. Diğer iki müttefikimiz 700 bin ve 600 binlerde. Biz 450 bin. Osmanlı 385 bine çıkarmış gücünü. Zulular, Japonlar ve Yunanlar da görüyorsunuz 100 bin ve 100 binin altındalar. Başka bakabileceğimiz ne var? Bilim puanı Çinliler 2000'in üzerine çıkardı. Yani normalde bu gidişle eğer biz kültürle kazanamazsak bir aksilik olur diyelim mesela. Kültür meselesini hesaplarımız tutmadı. 30 tur, 40 tura uzadı hakikaten. O zaman Çinliler bilim galibiyetinde gerçekten inanılmaz bir şey olmuş, avantaj kazanmış olurlar. Kültür konusunda zaten dediğim gibi biz üstün vaziyetteyiz. Bunlarda bir gelişme, fazla bir gelişme yok. Teknolojide hala öndeyiz ama teknoloji türleri farklı. Mesela şunu açmadım. Şu anda buraya doğru, XCOM'a doğru gidiyorum. XCOM belki hani yetişirse üretiriz ama yetişmeyecektir. Yani 22 tur var. 22 tura kadar oyun moyun kalmaz arkadaşlar. Bir dahaki seriye başlarız yani. Başka seriye. Başka seri tüyosu vereyim mi? Kimle başlayacağız acaba başka seriye? Bunu öneren birkaç arkadaş olmuştu. Aslında hem onların önerisi hem de ben bir iki defa böyle şey oldu, tesadüf oldu ve okudum o modlarla alakalı. Hemen tüyosunu vereyim. Belki de heyecanla beklersiniz o sebepten dolayı. Yeni bir çeşit Osmanlı modu gibi bir şey olacak ama yani şimdi hemen aklınıza düşmüştür muhtemelen. Bilenler bilir. Fatih Sultan Mehmet'in adına yapılan bir mod var. Mehmet 2 diye ya da Türkler diye böyle bir mod yapmışlar. O modda yine Türklerle oynayacağız. Osmanlı oyunu gibi bir şey olacağız. Ama oradaki Osmanlı'yı çok daha farklı tasarlamışlar. Yine savaşa yönelik bir devlet tasarlamışlar orada ama belki yine savaş yaparız. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ben sadece o modu kullanacağımızı size tüyosunu vereyim. Bir daha az kaldı zaten bu bölümün bitmesine, bu serinin bitmesine. Ben şimdi heyecanla onu beklersiniz belki. Hemen başlamayacağım ama. Bu bittikten sonra hemen başlamayacağım. Onu da söyleyeyim. Yani çok fazla şey yapmayın. Beni zorlamayın. Çünkü bu aralar başka şeyler planlıyorum. Onlar devreye girdiği zaman bizim bu serilerimiz biraz yavaşlayacak. Eskisi kadar böyle, eskisi kadar derken bu son dönemde yaptığımız haftada üçer bölüm her seriden o olmayacak. Sanırım yine iki bölüme geri döneceğiz. O sebepten haberiniz olsun diyeyim ben size. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hadi eyvallah.